O da ilk defa kaza olmuyor. Birkaç kez kazalar oldu. Onlarca insanımız da her seferinde can kaybı, yaralı insanımızı orada mağdur ettik. Yani mağdur edildi. Ben daha önce bu süreç içerisindeki daha önceki kazalarda da basının bunu çok dile getirmesini, kamuoyu oluşturmasını sağlamaya çalıştım. Kurumlar arasında sürekli sorarak çözüm bulmaları konusunda baskı yapmaya falan çalıştım ama biliyorsunuz daha bu dönem milletvekiliyim ben. Bu dönem tabii ki bu şeyi takip etmenin şekli değişti. Ben bir milletvekiliyim, artık yetkili ve etkin konumda takibim mümkün. Örneğin ben kaza olur olmaz hemen bir soru önergesi verdim, yazılı soru önergesi. Bu kazaların defalarca meydana geldiği, çok can kaybının olduğu, karayollarına defalarca bu konuda başvuruların gerçekleştiği, ilgili kurumlarımızın burada bulunan kaymakamlık, trafik, valilik, belediyeler, herkesin bu kurumların haberdar olduğu ve ilgili kurumları uyardığı, ancak hala bir çözüm bulunamadı. Bulunamadığı değil, yani bu işi kaderi mi olmalı, yani burada ölüm, buradaki insanlarımızın kaderi mi olmalıdır? Alay kavşağında ölüm insanların kaderi olmamalıdır. Lütfen gereğini yapın, sorumluluk alın diye soru önergemle beraber bakanlıktan karayollarının bu işe eğilmesi için talepte bulundum. Henüz bir cevap gelmedi. Yazılı soru önergelerimizin birçoğuna zaten hem süresinde cevap vermiyorlar, süresinde cevap verseler de çoğunu gizlilik konumuyla ya da üstü örtülü uyduruk cevaplarla karşılıyorlar. İşte üzerine eğiliyoruz, incelemedeyiz, keşif yapacağız falan gibi. Sana girişine, daha önce İSÜM'e çıkışındaki otoban girişine yönlendirilmeleri gerektiği konusunda UKOME bir karar aldı. UKOME biliyorsunuz şoförler cemiyetinin, trafiğin, ilçe belediyelerin, büyükşehir belediyesinin, tüm kamu kurumlarının da içinde olduğu bir komiteden oluşuyor, komisyondan. Bu komisyonun aldığı kararlarla tırların buraya geçmesinin yasaklandı ve karayolları oraya koca koca, valiliğimizle karayolları da koca koca tabelalar koydu geçiş yasağı konusunda. Fakat yine de bilinçsiz şoförlerimiz, bu konuda ciddi algı sorunu olan tır şoförleri, ağır basta araçları bu yasakları, bu tabelaları dikkate almayarak bu şeyden, yoldan geçiyorlar. Frenlerinin patlaması sonucunda da bir katliam yaşanıyor. İşte o aşamada biz öneri de götürdük. Mesela diyoruz ki mutlaka bu İskenderun'a girmeden önce, rampa başlangıcı olmadan önce uygun bir noktaya bir kontrol kulübesi konulmalı trafik tarafından. Bu kontrol kulübesinde bütün ağır vasıtalar, yüklü araçlar, tırlar durdurulur ve uyarılır. Denir ki işte otobana dönmelisiniz, aksi halde ceza keseceğiz. Biraz önce sizde de teyitleştik. Oradan geçiş kamyonların bu yasağa uymamaları halindeki ceza miktarı 132 lira. Yani bir caydırıcılığı yok. Oradaki ceza miktarı da fahiş konumda artırılarak caydırıcılık sağlanabilir. Yani 5000 lira ceza kesersiniz. Bu cezayı da atlamadan her geçen tıra, ağır vasıtaya, kamyona uyguladığınız zaman zaman içerisinde duyulacak ve bu mağduriyet oluşmasın, bu kadar rakamlarla ceza ödemeyelim diye bir kısmı geçmekten vazgeçecek. Ve tabii ki her şeye rağmen kaçış yapan, yasağa uymayan bu kamyonların risklerini önlemek için de Mertevler denilen bir bölge var orada. Tam o bölgenin uzmanlar, yani benim konuştuğum uzmanlar burasının kaçış rampası için çok uygun olduğunu söylüyor. Burası veya karayollarının değerlendireceği daha uygun bir yer varsa orası kaçış rampası için bir an önce projelendirilmelidir. Karayollarının sorumluluğundadır. Bir can daha kaybolmadan karayolları acil kaçış rampasını yapmalıdır diye buradan çağrı yapıyorum. Biz bu konuda sürekli takip ediyoruz. Bakanlığımızı arıyoruz. Bakanlık yetkililerine buraya bir bütçe ayrılmasını, projenin hızlandırılmasını, yapımına başlanması konusunda şifaen, yazılı, her türlü baskıyı yapıyoruz. Bir kez daha buradan sizin aracılığınızla da çağrı yapmak istiyorum. Lütfen karayolları gelin ve buradaki can kaybını önleyecek gerekli tedbirleri alın.